Ne oluyor kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sayın Karakuş sizinle devam edelim. Hem harita üzerinden bize e, anlatırsınız hem de e, daha kapsamlı olur. E, şöyle sorayım size madem öyle. Bize net bir şekilde ifade edebilir misiniz? 12 mil ne demek, ne anlam ifade ediyor Türkiye için? Şimdi e, eğer Ege'de olursa zaten... 1995'in işte yıl başında bizim kabul ettiğimiz bir olay var. Diyoruz ki Ege'de sen 12 mile çıkarırsan benim Türkiye için savaş nedenidir ve yani kırmızı çizgimizdir. Savaş nedenidir diyoruz 95'ten beri. Şimdi tabii bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten Ege'yi efendim tamamen içine almış oluyor. Uluslararası suları ortadan kaldırmış oluyor tamamen. Yunanistan'ın suları haline geliyor Ege o zaman. Onun için tabii ki Türkiye bunu savaş nedeni olarak kabul ediyor. Gelelim şimdi Girit meselesine. Şimdi Girit'in güneyinde batısında, batı şöyle tabii ki şöyle 12 mil böyle. Şurada Gavdos yakın. Gavdos da zaten şurada Türk adasıdır yani onu bilelim. Ondan sonra işte 12 mil şöyle geldiğinde, ee, bakın batı dediği şurada şuraya geliyor. Şimdi burası bakın çok önemli neden? Şimdi bakın bizim e, bir şekilde Libya ile yaptığımız anlaşmada anlaşmada şurada şöyle giriti 6 mil kabul edip. Giriti 6 mil kabul edip, şöyle bir yay çiziyor ondan sonra Libya'ya gidiyor. Eğer bu batıda 12 mili çıkarırsa şu 6 mil yerine, 12 mile çıktığında bizim efendim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayı bozuyor. Şimdi bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma bozulunca e, elbette ki Türkiye'nin müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi e, Miçotakis şunu düşünüyor. Türkiye ile ben ne kadar çok gerginlik yaratırsam ufak tefek olaylar şeklinde yani e, tabi biliyor ki Ege'de 12 mil ilan ederse yani yüzde yüz artık Türkiye ile savaşı göze alıyor manasında. Ama burada kurnazlık yapıp, hemen işte özellikle şu 6 mil şu kadarcık yer, buraya kadar çıktığı zaman şuradaki şekilden de gördüldüğü gibi bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma bozuluyor. Zaten hep bütün amacı Türkiye ile Libya'nın yapmış olduğu anlaşmayı bozmak. Yani Miço Takis'in büyük amacı. Bakmayın siz ilk şu anda muhalefette olanların da amacı fazla değişik değil. Onu bilelim. Yani bazen bakıyorsunuz muhalefet efendim sanki Türkiye ile gerginliklerin zararlı olduğu falan şeklinde düşünülüyor ama şimdi oradan Michotakis şunu düşünüyor. Şimdi bunu yaparsam diyor. İşte Amerika ile de Türkiye'nin arası gerilecek. Çünkü yani Yunanistan'la bir ne bileyim gerginlik olduğunda Amerika ile Türkiye'nin arası da gerilecek. Ondan sonra bir şekilde e, Türkiye e, bu ortam içerisinde işte F-16'ları e, almasına mani olunacak. Yok bilmem e, Suriye'de kara harekatı yapılmasında müşkülatlar arttırılacak e, gibi olayları düşünüyor diye değerlendiriyorum. Peki. E, Sayın Şendir çok teşekkür ederim. Şimdi ed burada bir şey de buyurun. söyleyeyim. Buyurun, tamam Bir şey de söyleyeyim. Bakın e, şimdi e, iki gün önce zannedersem e, Amerika e, Büyükelçisi Yunanistan'daki şunu söylüyor. Gazeteci soruyor. Diyor ki işte bu gerginlikler falan konusunda ikiniz e, yani siz diyor uslu durun. Türkiye ile bir savaş çıkaracak ortam yaratmayın diyor. İlk defa yani e, oradaki e, Yunanistan'daki... Büyükelçi şimdiye kadar Türkiye'nin aleyhinde çok konuşmuştu. Fakat iki gün önce söylemiş şöyle, efendim Türkiye'yi kışkırtacak ve bir gerginliğe neden olacak hareketlerden kaçınılması iki ülke için de iyi olur diyor. Yani bu da önemli bir konu diye değerlendiriyorum. Peki buyurun Sayın Şendir. Şimdi 12 mil ısrarının anlamı ne Yunanistan'ın ve Türkiye her defasında pek çok kez de işte bunun kabul edilmeyeceği net bir şekilde ifade ediyor. Neden Yunanistan 12 mil konusunda ısrar ediyor? Şimdi şöyle, e, Türkiye, Türkiye olmaz dediği için mi? bir anlaşmasını e, yok etmeye çalışıyor. Özeti bu. Bunu Girit'te yapmasının sebebi bu. E, bunu yaparken de e, işte adanın sadece hani iki tarafında ilan edip e, Türkiye'yi rahatsız etmemek gibi bu daha önce konuşulmuş bir plan aslında. E, bunu bir kez daha çekmeceden çıkarttılar ama niye çekmeceden çıkarttıklarına bir bakmak lazım. Bakın. E, kendi kendi Genelkurmay Başkanı ve Enerji Bakanını dinlediği ortaya çıktı Yunan gizli servisinin. Birinde 519C, öbüründe 5046C predatorun iki farklı şeyi bulundu. Aman Amerikalılara koştular. "Nereden gelmiş bu SMS'ler?" diye. Türkiye Arnavutluk'la bayraklar anlaşmasını imzaladı. Dendias gitti. "Ya Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Niye bayraklar alıyorsunuz?" dedi. Yunanistan bilmesi gereken bir şey var. Bu konuyla ilgili devletin ilgili birçok birimiyle röportaj yapmış biri olarak çok net özetleyeyim. 6.1 mil bile Türkiye için kabul edilemez. Bir, iki, mesela şöyle bir jargon düzeltiyor Türkiye. Yunanistan yayılmacılığına devam ederse, hayır diyorlar. Yunanistan yayılmacı silahlandırdığı adalardan silahları geri alacak, hukuksuz yere bulunduğu adalardan geri gidecek. Türkiye artık bu konuda son derece net ve ben hiç bu kadar kararlı cümleleri son iki aydır duyduğum kadar duymamıştım. Dolayısıyla Yunan medyası bir de şunu yazıyor. Diyor ki o saate kadar Rafael'lerin sayısı artacak. E Zaten biz o zaman da üstün olacağız Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı diye. Rafael uçaklarına güveniyorlar. E, tayfun'u hatırlatmakta fayda var. Söylediğim gibi Dendias gider e, havalimanından kalkamamış Rafael'lerin önünde selfie çeker en fazla. Veya inecek havalimanı arar onlar. Ama şunu görmekte fayda var. Bakın Yunanistan başka bir şey daha yapıyor. Şimdi Arnavutluk'la anlaştı ve Arnavutluğu AB sopasıyla durmadan tehdit ederek yapıyor bunu. Rahaya gidiyorlar 12 Deniz Mili ile ilgili. Mişotakis de Arnavutluğa gitti. Arnavutluk da hatta bir Yunan azınlığın köyüne falan filan da gitti. Orada bir şov yaptı. Kesin olan şey şu. Yunanistan 12 mili her yerde kaşıyacak. Şimdi Girit'le başlıyor olabilir. Ege'de doğrudur. Bir anda cesaret edemeyecektir ama şu anda Arnavutluk üzerinden deniyor. Ve yaptığı şey çok net ve açık. Bakın e, doğal gazı sadece Doğu Akdeniz'de aramıyor. İon Denizi'nde de arıyor. Ve Arnavutluk karasuları içerisindeki yerlerde de e, Norveç'ten kiralanmış Yunanistan hükümetinin adına çalışan doğal gaz e, arama sondaj gemileri şu anda görev yapıyor. Özeti çok basit. Yunanistan koalisyona gidiyor. Yeni seçim yasası ilk kez bu seçimde uygulanacak. Dolayısıyla da Miçotakis'in en büyük hayali... PASOK'la beraber bir e, hükümet kurmakta. Ama PASOK liderini dinledikleri ortaya çıktığı için şimdi onu da yapamıyor. Bakın Yunanistan'ın bir başka sıkıntısı daha var. Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalında bir Yunanlı komiser aleyhinde de bu hafta dava açıldı. Ya onunla ilgili de soruşturma başlattı. Yani Avrupa Birliği'nin içerisindeki bütün rüşvetle ilgili iddiaların içinden Yunanistan çıkıyor. Ve bu kadar telefon dinleten basın özgürlüğünde şunu söyleyeyim. Bulgaristan'dan geriye düştü Yunanistan tarihinde ilk kez. Ve bu 2021 yılının raporunda da yazıldı. Mitsotakis Avrupa Birliği'nin veya Yunanistan'ın çok pazarladığı bütün o insan hakları, demokrasi vesaire bütün bu hikayelerin üzerine çiğneyip geçen bir adam. Ve bütün bunları yaparken elinde bir tek Türkiye kartı var. Türkiye'yi tahrik etmekten, Türkiye ile gergin ip politikası izlemekten vazgeçmeyecektir. Ama bir kez daha altını kalın kalın çizerek söyleyeyim. 6.01 mil dahi kabul edilemeyecektir Türkiye için. Ha, Türkiye gidip askeri harekat yapmayacaktır. İlan ettiği hattın dibine kadar girer Türkiye. Eğer Yunanistan'dan bir askeri müdahale gelirse Türkiye'ye karşı o zaman Türkiye'de gereken cevabı verir. Rafael uçakları falan filan da ne kadar işe yarıyor yaramıyor o zaman çıkar ortaya. Ama e, şunu söylemekte fayda var. Yunanistan şunu dünyaya çok iyi pazarladı. Türkiye'de seçim var Erdoğan bizde savaş istiyor. Ya Yunanistan'da da seçim var. Ve Mitsotakis de özellikle de Yunan aşırı sahanın altın şafağın oyunu almak istiyor. Buna da çok ihtiyacı var. Dolayısıyla Yunanistan'ı şöyle değerlendirmesi gerekir Brüksel'in. Yunanistan'ın dört tane komşusu var. Üçüyle arasındaki sebepler savaş sebebi. Arnavutluk'la ilgili Yunan meclisinin aldığı bir savaş kararı vardır. Söyleyeyim. Makedonya'nın adını Kuzey Makedonya yaptı. Bir tek Bulgaristan'la arası iyidir. Bizle arasındaki sorunlar belli. Yani Türkiye'yi bütün batıya uyumsuz işte yayılmacı vesaire diye gösteren Lozan Anlaşması'na aykırı olarak olmaması gereken adalara çıkan hakkı olmadığı adaları 47 Paris Anlaşması'na rağmen silahlandıran ve bütün bunları yaparken de Amerika'ya güvenen bir Yunanistan var. Çok net söyleyeyim. Misotakis zorda. Bakın gıda fiyatlarında çok ciddi bir sübvansiyon vardır. Başta ekmek makarna olmak üzere Atina'da. Yetmiyor insanlara. Ve Yunanistan'da kitlesel hareketler, grevler başladı. Yunanistan'da bu arada <laughs> sol ve sendikalar çok kuvvetlidir. Dolayısıyla Michel şu anda elinde Avrupa Birliği'ndeki yolsuzluk vesaire, bütün bunlara karşı bir tek Türkiye kartı var. Bu da daha önce konuşulmuş bir plandı. Bundan yaklaşık iki ay önce bundan biraz bahsetmişlerdi. Şimdi çekmeceden çıktı diyorlar. E, tekrar çekmeceye girer. Peki. Sayın Çiftçi, siz ne devam edelim şimdi? E, Yok, sarım, ha Buyurun. Sayın Özçelik. Çok affedersiniz bu konu e, Milli Savunma Bakanı ile Sayın e, evet. Akar'la Cumartesi gün e, gazeteleri Ankara temsilcileriyle beraberdik. E, orada toplantı oldu. Bu konu, Kendisine de sorduk gazeteciler olarak. Peki. Orada verdiği yanıt çok net oldu. 6 mil Ankara ifadesi. genişletmesini sürekli gün... Evet dedi ki 6 mil dışında bir tavrı kesinlikle e, kabul etmeyiz kara sahası 6 mil, hava sahası 10 mil. Dünyada dedi bunun bir örneği yok. Yunanistan anlaşmalara sabotaj yapıyor dedi. Anlaşmalara sabotaj yapıyor dedi. Bakın bu çok net ifadesidir Sayın Milli Savunma Bakanı'nın. Bu da aslında sizin sorunuza bir yanıttır. Bu da bu arada başka bir şey daha oldu. Bakın 28 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında Şimdi her taşın altında Amerika'yı mı arıyorsunuz diyeceksiniz ama ben aramıyorum. Kendisi çıkıyor. Ee, yani biraz önce Fransa'yı konuştuk. Şimdi burada bakın e, Kaliforniya'da bir tatbikat. deniz piyadeleri ve ABD donanması ortak bir tatbikat yaptı. Bu tatbikatın ayrıntını biz Aydınlık Gazetesi manşetine taşıdık. Burada tatbikatın adı ada dövüşü. Her ne kadar işte efendim Çin, Rusya, Kuzey Kore falan deniyorsa da yani coğrafyaya baktığınız zaman tatbikatın yapıldığı mesela ne ifadeleri kullanılıyor? Daha fazla mavi ve yeşil su vurgusu yapılıyor. Yani burada Ege'yi görüyoruz biraz. Yani Ege burada karşımıza çıkıyor. Hatta e, daha önce şeyin açıklaması var. E, bu 2018'de yazılan kitap var. Daha önce de sözünü ettiğimiz. Orada da barışı sağlamak için kan dökmek lazım diyor. E, oradaki e, yetkililer, ee, onun senaryosu var uzatmayayım orada ee, yine Yani burada bir şeyler yapılıyor Yani bu yapılan tatbikatın bir amacı olsa gerek ee, Çok dikkat çekici Yani sanki böyle e, gözlerden ırak gibi yapılıyor Biliyorsunuz 2002 yılında yaptıkları o meşhur bin yılın tatbikatında da Her ne kadar e, simgeler kullanılmışsa da Onun Türkiye'yi işgal tatbikatı olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı Şimdi bu tatbikatta da sanki Ege gözüküyor. Bu tartışmaların da arkasında e, yani biraz o durum var. Değilse Yunanistan'ın tek başına Türkiye'ye gelip e, Türkiye'ye savaş atma gücü falan yok. Yunanistan bunları yapacak bir kapasitesi de yok. Ama dayını arkasına arkanıza aldığınız zaman bu tür hamleler yapıyorsunuz. E, Yunanistan'ı kışkırtan veya Yunanistan'ı buraya sürükleyen güç yine karşımıza ne yazık ki Amerika çıkıyor müttefikimiz tırnak içinde. Peki Sayın Çiftçi sizinle devam edelim. Sayın Özçelik'in söylediği gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün kendisine Yunan basında yer alan planlar sorulduğunda 6 milden yukarı çıkarılması kabul edilemez. Maalesef bir provokasyon, ısrar, inat, barışa sabotaj var. Birileri ısrarla barışı sabote ediyor dedi. hem Sayın Akar'ın sözlerini hem de Sayın Özçelik'in ve Sayın Ağar'ın da bıraktığı yer önemli. Yunanistan kendi iradesiyle hareket eden bir ülke değil diyerek yayınımıza veda etmişti Sayın Ar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yine söylüyorum. <laughs> olaylara bakış açısı veya sorduğumuz soruya göre cevap alırız. Yunanistan burada yönetim ve Avelikeşevit ile beraber bir kazan kazan modeli olduğunu görüyoruz. Eee Avelikeşevitleri Yunanistan'a yığınak yaptı mı? Yaptı. Üste çevirdi mi? Çevirdi. Kıbrıs Rum kesimine ortak eğitimler yapıyor mu? Yapıyor. Kaliforniya'da İsmet Bey'in söylediği gibi bir tatbikat yaptı mı? Yaptı. Joe Biden hükümeti Amerika geri döndü demişti. Bir strateji hazırlamışlar. Burada bu yüzyılda Amerikan hakimiyeti için Çin'in geriletilmesi yaptırımlarla ekonomik olarak Rusya'nın da askeri olarak frenlenmesi. Peki Türkiye hakkında ne yaptı bu adamlar? Şimdi Tayvan üzerinden Çin'e yükleniyorlar. Ukrayna üzerinden Rusya yani Ukrayna Rusya savaşı Rusya'yı da Ukrayna'yı da geriye götürüyor. Avrupa'yı da. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa'nın şu an Türkiye'ye gaz üstü oluyor ya. Amerika Birleşik bunu ister mi? Asla istemez. E, çünkü eğer isteyecek olsa zaten Rusya'yı da bu noktada yaptırım noktasında ya bir dakika gaz işi var derdi değil mi? Bu nedenle e, Rusya, Çin, üçüncü sırada Türkiye var. Türkiye'ye de Aynen Tayvan, Ukrayna neyse Yunanistan budur. Şimdi Yunanistan'daki akıl yerel bir akıl. Hükümet kendileri seçim kazanma derdinde Miçotakis. Katimerini gazetesi var. Diyor ki Erdoğan Miçotakis'e her konuşmasında 2-3 puan artıyor diyor. Şimdi seçimlere yönelik Miçotakis bu kazan kazan mı? Evet bunu gündeme getirir. Yapacak anlamına gelmez. Ama olmayacak dediğimiz şeylerin olacağı bir dönemdeyiz şu an akla uygun değil. Yunanistan'a kalkıp Türkiye'ye bir savaş açması görünürdü. akla uygun değil. Ama yönetilirse bu süreç açabilir mi? Açabilir. Mümkündür bu. Burada kaybeden kim? Türkiye kaybeder, Yunanistan kaybeder, Avrupa kaybeder. Çünkü Avrupa'nın başı Ruslarla derde girdi, bir de Türkiye'ye girsin istiyor. Yani aynı zamanda Türkiye'ye de bir mesaj veriyor. Bak burada Yunanistan... ülkesi ciddi ciddi savaşa girer mi? Yani risk var. Girer mi derken uzamaz böyle bir şey. Ama Türkiye diyor ki bak arkadaş senin burada Yunanistan'la problemin var. Türk devlet halkı da onun ne anlama geldiğini okuyordur. Buyurun paşam. Buyurun Sayın Karakuş. Yok yok yo, siz bitirin ondan sonra. Yani bitirin Türk... ondan sonra efendim bunlar karşılıklı dillendirilmiyor ama. Benim parmak kaldırmam sizin bitirmenizden sonra efendim. Tamam, başım, tamam. Buyurun. Şimdi Amerika Birleşik Türkiye üzerindeki hesabında içeriden PKK'yı kullandı mı? Kullandı. FETÖ'yü kullandı mı? Kullandı. Yunanistan'ı şu an kullanıyor mu? Aynen kullanıyor. Peki Yunanistan savaş açar mı? Açtırır. Normalde açmaz. Çünkü Yunanistan iki yıl boyunca İstmez e, denilen bir Doğu Akdeniz boru hattı vardı. İsrail, Güney Kıbrıs Yunanistan, İtalya'ya bir boru hattı vardı. Yunanistan'a büyük destek verdiler görünürde ama sonra Amerika şirketleri vazgeçti. İsrail de Türkiye'ye geldi. Şimdi aynısını Yunanistan'a heyecan veriyor. Yani Amerika şirketleri Yunanistan'da bu şeye karşı Yunan muhalefetinden Özay Bey'in söylediği gibi tepkiler de var, yürüyüşler de var. NATO'ya karşı da var, Amerika şirketlerine karşı da var. Dolayısıyla Yunanistan'a böyle bir yem uzattıklarını düşünüyorum. Yani nasıl ki Doğu Akdeniz boru hattında birden çekildi Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika çok akıllı oynayan bir devlet. Devletlerin en zaaf noktalarını kaşıyorlar böyle sürekli. Yunanistan'ı mest ederken Türkiye'yi de tehdit ediyor aynı şekilde. Şimdi Exxon Mobil bir Amerikan şirketi mi? Evet. Girit'in güneyinde ve morada araştırmalara başladı mı? Başladı. Dolayısıyla burada bir yeşil ışık yakılmış oluyor. Paşamın, Erdoğan Paşa'mın söylediği gibi zaten Türkiye'nin Libya, Akdeniz'deki Libya anlaşmasını e, durdurmaya yönelik ve Yunanlar diyor ki biz Libya ile Laha'ya gideriz diyor. Türkiye aradan çıkar. Biz bu noktada, Türkiye'yi hiç hesaba atmıyorlar. Libya ile mahkemeye gideriz diyorlar bu noktada. E, hedef birinci derecede burada Türkiye'dir. şey değil. Bir Yunanistan üzerinden Türkiye'ye bir saldırı olur mu? Hiç şaşırmam. Düne kadar yani yakın vadeye kadar yok diyordum. Paşamız sana var diyordu. Nedeni de şu. Çünkü arka planda ön planda söylenenlerle arka planda planlarında farklı. Amerika Beşik Devletleri Büyükelçisi ön planda başka bir şey konuşuyor. Joe Biden başka bir şey konuşuyor. Bu taraftan müttefi izliyor. Ama Kaliforniya'da adalara saldırı tatbikatı yapıyor. Amerikan aklını doğru okumamız lazım. Saldırıtır mı? Mümkün Ne karşılığı saldırtır? Şimdi Türkiye'ye yavaş yavaş gelecekler. Gazi soruyor ya. Tamam Türkiye seviniyor. Biz Gazi soruyoruz diye de ne diyecek Amerika? Bunu istemiyor. Kesin istemiyor bunu. Ne yapabilir? İşte S-400 noktasında baskı yaptığı, nükleer enerji konusunda baskı yaptığı Türkiye'ye ve Amerikan e, Hazine Bakan Yardımcısı geldi. Rus ticareti kara para mir ödeme sisteminin reddettirilmesiyle ilgili. Şu an giderekten sıkışıyor. Bu nedenle Amerika'nın elindeki en büyük koz Türkiye'ye karşı Yunanistan'dır. Kullanacağından hiç şüphem yok. Kullanır ki eğer son noktada istediğini alamazsa. Bir pazarlık unsuru böyle, bu şekilde gidiyor. Birçok daha istediğin işine geliyor. Mart sonu veya Nisan başı seçim var. Ayrıca zaten bunu istiyorlar. Kendi başlarına bunu yapamazlar. Amerika şu an büyük abilerinin gölgesinde pekala bunu yapabileceklerini düşünüyorlar. Türkiye bize saldırırsa Amerika Beşiktaş'a saldırmış olacak diyorlar. Orada uçak gemileri var. Dede Ağaç'ta üstleri var diyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Suriye'de Türkiye'nin girdiğinde Amerika mecburen geri çekilmek zorunda kalmıştı. Son noktada Amerika Türkiye ile NATO ülkesi olarak savaşmaz. Geçmişte 1974 Kıbrıs Harekatı'nda Yunanistan'da Türkiye'nin görününde Rum kesmiydi ama sonuçta bir türk Yunan savaşıydı bu değil mi? Böyle bir şey planlanabilir. Tayvan'da çok denendi bu şey ters tepti. Tayvan savunma sanayi harcamasını artırmayı reddetti. Ve yerel seçimlerini Amerika'nın karşı taraf kazandı. Ee, Ukrayna'da süreç devam ediyor. Ne olacağı her iki tarafta kazanacağından e, 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 emin. Bu arada Türkiye'nin durduğu konum önemli. Çin'in bir kuşak bir yol projesi açısından kritik bir ülke Türkiye. Orta koridor dediğimiz Zengezur Koridoru açıldığında 3. Boğaz Köprüsü'nden geçecek. Rusya için hayati bir önemde. Geçmişte Rus Çarlığı ve Osmanlı eğer anlaşma yaparak Avrupa'nın üzerine yürüseydi bugün Avrupa diye bir şey olur muydu tartışılırdı. Daha güçlülerdi. Ama İngiliz haklı planlı bir şekilde sürekli olaraktan Rusları, Osmanlıları savaştırdı. İkisi de bitti. Osmanlı da çöktü, Rus Çarlığı da çöktü. Rus tarafında gördüğüm şu an geçmiş tarihi analiz ederekten Türklerle terti düşecek bir eylem yapmanın içerisinde değiller. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Rusya'ya diz çöktürmek için Türkiye'nin mutlaka bir şekilde bu yaptırımlara katılması, daha fazla devam ettirememesi, ayrıca Orta Asya'da, Türkistan coğrafyasında Çin'i dengeleyecek bir Türkiye kendi yanında, Rusya'yı dengeleyecek, çünkü Rusya'nın içi Türktür. Yani ciddi bir Türk Cumhuriyeti Rusya. Aynı zamanda baktığımızda Dağistan'dı, Yakutistan'dı, Başkurtistan'dı. Bir, bir Türk Cumhuriyetleri var. Geçmişte nasıl ki Kırım Savaşı'nda Osmanlı Rusya kapıştırıldı. Bu akıl dönüp dolaşıp eninde sonunda Türklerle Rusları kapıştırmak istiyor. nedenle Yunanistan'la başlayan şey sadece Yunanistan'da okumak doğru değil. Yarın Kıbrıs'ta benzeri şeyler olacak. Deneyecekler. Yani bu akıl ben hegemonik gücümü devam ettirmek için ne gerekiyorsa yaparım diyor. Ön plan ayrı, arka plan ayrı. Örnek vereyim, Baltık Denizi'nin altında Kuzey yakın 1 ve 2'nin sabotaj yapıldı. Daha birkaç gün önce Rusya'dan Avrupa, Orta Avrupa'ya giden boru hattında patlama oldu, 3 kişi öldü. Geçmişte yine Polonya'da bir boru hattına saldırı yapıldı ve şeyi İsveç'te istihbaratı bunu dedi evet biz bulduk da uluslararası güvenlik açısını açıklayamayız dedi. Hadi açıklasınlar. Hepsi biliyor bu saldırıyı e, kimin yaptığını değil mi? Dolayısıyla milyar dolar, kaç milyar dolarlık boru hatlarını Avrupa için can damar olacak boru hatlarını kim sabot ettiyse patlattıysa bu birçok şeyi göze almıştır. Yunanistan'daki bir devlet haklı olduğunu ben zannetmiyorum. Darmadağınık bir ülke. E, dolayısıyla şu an dinliyor Yunanistan'ı. Kimin dinlediğini de bilmiyorlar. Yani birileri dinliyor. Herkesi. Yani devletçik diyorum ben Yunanistan'a devlet bile demiyorum. Nüfusu kaç, şeyi ne? Türkiye'yi tanımıyorlar. Ama zaten problem şu ki Ukrayna'da da benzeri bir şey vardı. Yani tarihi filan böyle bir strateji bil, bilen bir şey, ülkesinin adım adım bilen bir lider savaşa gittiğini komşusuyla akıllı bir devlet adamı, akıllı bir lider komşusuyla savaşmaz. Yarın bugün Amerika çeker gider, biz daima buradayız yükselen bir Türkiye var. Türk devlet teşkilatı var. Savunma sanayi gelişiyor. Diplomatik gücü ayrı. Kalkıp sürekli Yunanistan'ı bir yere taşımayacaklarsa, eğer terk edip gitmeyeceklerse eninde sonunda baş başa kalacağız bu görünüyor. Buradan anladığımız eğer bir devlet adamı olsa böyle bir şeye davranmaz. Türkiye ile ticaretini de geliştirir, ilişkilerini de geliştirir. Cumhurbaşkanı ne diyor? Gelin kardeşim kazan kazan yapalım bu işi. Yani daha fazla pay düşer Yunanistan'a. Ama maalesef bir devlet görmüyorum. Bir devlet de görmüyorum. Bu nedenle beklenmeyeni bekleyebiliriz. Peki. Evet. Buyurun Sayın Karakuş. Şimdi çok güzel açıklandı konular. Tabii ben bir kıymetli arkadaşım Yunanlı bir generalle görüşme yapıyor. Daha önceden tanıdığı. Onun söylediği, Yunanlı generalin söylediği şu. 6 saatlik savaş istiyoruz diyor. Yani Yunanlı general 6 saatlik. Onu da bana sormuş. Kıymetli arkadaşım bu ne demek yani 6 saatlik savaş? Ee, 1967 Arap-İsrail savaşını e, taklit etmek istiyorlar. Hayalleri o. Yani Türkiye ile e, sadece bir günlük savaş. Ondan sonra da Türkiye'ye verebildikleri kadar ne kadar verebilirler o da ham hayal de. Ama amaçları bu. Yani şöyle bir. 6 saat bir günlük işte 3 sorti yapabilecek şekilde hava kuvvetleri 6 e, saatte onun sonucunda araya Amerika'nın girmesi Türkiye'ye istedikleri zararı Amerika'nın da tabii ki istediği şekilde bir zararı verip ondan sonra bir şekilde e, savaşı sona erdirme hesapları yapıyorlar. Ham hayal ama bana e, <laughs> göre işte e, ham hayali e, olması için Türkiye'nin hazırlıklı olması gerekiyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bakın 6 saatlik savaş istiyorlar. Bunu Yunanlılar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Sayın Çiftçinin de söylediği gibi hesap yapar. E, müsaade ederse eder, etmezse etmez o ayrı konu. Ama o da işte e, Sayın Özçelik'in de söylediği gibi işte tatbikat yapıyorlar. Görüyorsunuz yani olay böyle. Amerika bu işleri hesaplayarak götürür. Yunanistan'ı icap ederse kullanır. O 6 saatlik savaş bu Arap İsrail Savaşı 1967 30 dakika sürdü. 30 dakika sürdü. 7 gün savaşı derler. 7 gün diye bir şey yok. Ee, Mısır'ın 450 uçağı yerde yakalanınca e, savaş bitti. Bu kadar basit. Burada da Yunanistan'ın acaba e, ham hayali ama biz o sırada 1967 <laughs> yılında uçağın içinde yatıyorduk. Yani bir baskın olmasın diye e, Mısır e, efendim hava kuvvetleri ise e, mesaiyle geliyordu. Mesai araçlarını da vurdular. Pilotları da kalmadı. Yani öyle bakmak lazım olaya. E, yani Türkiye'nin hazırlığı ve e, bir şekilde bekasını devam ettirmek için hareketi başka. Maalesef o zaman Mısır, Ürdün ve Suriye'nin hareketi başka olmuştu. Ama Yunanlı bu hayalle yaşıyor. Onu söylemek istiyorum. Bu hayal var onlarda. Devamlı surette taze tutuyorlar. Yunanlı generalin söylediği bu. Son bir bizim not da ben ekleyeyim. Amerika 1974'te de plan yapmıştı. Makarios Kıbrıs bağımsız kalsın, bağlansız kalsın deyince Samson'a yol verdiler, darbeyi yaptırdılar. Sonra Türkiye'yi de yani ilk başta ses çıkartmaz gibi yaptılar İngiltere'yle oyalanmak istediler ama şunu hatırlar Yunanlılar. Oradaki Yunan alayında. Bin tane Yunan askeri vardı, Türk alayında 350 tane asker vardı. Sonucunun ne olduğunu Yunanistan iyi hatırlar. Bugün Kavala'nın girişine asılmış o Kıbrıs Peki. bayrakları vesaire hep o e, 350 askerin başardıklarıyla alakalıdır. Umarım Yunanistan tarihten ders almayı biliyordur. Peki, çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma ve siz değerli izleyicilerimize. Efendim güzel bir hafta geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.